Evet muhtarım, şu anda Yağcılar Köyü'ndeyiz. Öncelikle sizi tanıyalım, adınızı, soyadınızı. Sonra da köyle ilgili birkaç sorumuz olacak. Adım Yılmaz Kutlu. Bir dönemdir Yağcılar Mahalle Muhtarlığı yapıyordum ilk dönemi. Hoş geldiniz diyelim. Sözümü başlatalım. Teşekkür ederim. Muhtarım, köyünüzle alakalı birkaç sorum olacak. Kaç nüfusumuz var, kaçı erkek, kaçı kadın, geçim kaynağımız nedir? Bunları bir alalım. Tabii nüfusumuz en son 2022 şeyinde 470 kişi. Bunun yarıdan fazlası bayan. Diğer kısımları erkek olarak kayıtlara geçen bu. Geçim kaynaklarımız tarım ve hayvancılık. Düz ovalarda hayvancılık yapılıyor. Dağlık kesimlerde incir, zeytinle üretim yapılıyor. Bu şekilde geçim kaynağımız. Peki Yılmaz Muhtarım, buradaki anladığım kadarıyla kadın nüfusu daha fazla. Evet. Peki genç oranımız nedir buranın? Genç oranımız düşük. Gençlerimiz yani iş ortamı burada fazla olmadığı için, okudukları için dışarıda nüfusumuz daha kalabalık. Hani genç nüfus dışarıda. Yani yaşlı nüfus 65 veya 60-65 yaş üzeri nüfusumuz daha yoğun. Daha yoğun. Peki muhtarım, buraya gelenleri dışarıdan gelen, turizm için gelen, gezmek için gelenler adına köyünüze uğradıklarında nereleri öneriyorsunuz? Köyümüzde gelip de görülecek olan Eren Dede mezarımız var. İnsanlarımız samimiyetli, sıcak, misafirperver. Asırlık zeytin ağacımız, köprümüz, tarihi dediğimiz oralar var. Geldiklerinde memnun kalacaklar. Havamız güzel, topraklarımız verimli. O şekilde vatandaşlarımızı bekleriz yalnız içeriden. Evet, Sayın Muhtarım, bize katkı sağladığınız için de biz size teşekkür ederiz. Evet İhsan Bey, köyün vatandaşlarından birisiniz. Önce sizi tanıyalım, sonra sohbetimize devam edeceğiz. Ben 1959 doğumlu Yağcılar'da doğdum. İlkokulu burada okudum. Ortaokulu Beyda'da, liseyi Ödemiş'te oturdum. Boş zamanlarımda şiir yazarım. Esas mesleğim yağlı boyacık. Yağcılar'lı olmaktan gurur duyuyorum. Evet. Şöyle anlatmak gerekirse, yiğidin harman olduğu bir köydeyiz. Yine hoş geldiniz diyorum size. Teşekkür ederim. Şimdi İhsan Bey, İhsan Hocam diyeceğim aslında. Köylü der ki, çok güzel şiirleri var. Evet. Program, daha doğrusu sizinle sohbet sonrası şiirinizi evet. Almak istiyorum. Biraz ama çocukluğunuza dönelim. Bu köyde neler yapıyordunuz? Çocukluğumuzda inek güderdik, okurduk. Okulda kaçtığımız zamanlar çelik çomak oynardık. Evet. 9 kiremit oynardık. Bayağı neşeli bir gün yaşantımız vardı. Evet. Komşulara misafirliğe giderdik. Darıga vururduk, incir yerdik, ceviz patardık. Köyde böyle bir akı vardı eskiden. Evet. Şimdi artık o duygular mütemadiye bitiyor. Bitiyor değil mi? Tabii onun hüznünü yaşıyoruz. Doğru. Köyümüz görülebilecek güzel yerlerden birisidir. Evet. Nadide bir yerdir. Evet. İhsan Hocam, şimdi tabii yanımızda Yusuf amcamız da var. Yusuf amca ile ilgili tabii bazı bilgilerimiz de var 92 yaşında olduğuna evet. dair. Ama kamera arkasında sizinle sohbet ettik. Biraz Yusuf amca ile ilgili bildiklerinizi anlatır mısınız? Yusuf amca köyümüzün ekabirlerinden, yaşlı, olgun, akıl danışabilecek bir kişi. Her şeyi onda öğrendik, onda gördük. Şöyle yapmayın, böyle biçmeyin gibisine. Çok akılları olan ekabir bir kişidir. Evet. Lakabı Macir Yusuf'tur. Köyümüzün evet. yerlisidir. Evet. İyi bir insandır. Evet. Yusuf amcanın zannediyorum son zamanda evlatlarının ikisi vefat etti, eşi vefat etti. Evet. Biraz da hüznü de var. Hüznü de var. Evet. Hanımını kaybetti, çocuklarını kaybetti. 3-4 tane. İşte onun evet. mütemadiyen onun hüznünü yaşıyor. Evet. İşte o acıdan itibaren biraz daha kendi mağdur bir vatandaşımız. Evet. İyi bir insan. Köyümüzün evet.
en iyilerinden diyebileceğimiz bir kişidir. Hatta bir detay bahsettiniz en son Yusuf amcayla ilgili, şunu da konuşmak isterim. Cenazelerdeki o detayı anlatır mısınız? Mesela köyde yapılacak olan işleri kendi mantığıyla, fikriyle, mesela bir cenazeyi gömerken bile imam hata yapıyorsa sen otur dur bakalım öyle olmaz böyle olur diye akıl veren bir büyüğümüzdür. Evet. Kendisini saygıyla anıyorum. Evet. Yusuf amcamıza da tabii kulakları çok ağır işittiği evet, için ağır biz aslında işti, evet, evet. Kendisiyle sohbet evet. edemedik. Uzun ömürler de diliyoruz kendisine. İnşallah, inşallah. Peki İsa hocam, yine size gelirim. Evlisiniz. Hayır, bekarım. Bekar evet. mısınız? Evet. Peki köy yerindesiniz, bekarsınız. Evet. Bunun zorluğunu yaşamadınız mutlaka mı? Mutlaka yaşıyoruz. Evet. Annemle 94 yaşında annem var. Alzheimer'lı. Onunla yaşıyorum. Evet. Ona bakıyorum. Boya yapmaya gidiyorum. Hı. Boş zamanımda şiirler yazıyorum. Evet. Şiirlere gelmişken o zaman sizinle sohbetimizi sizin güzel bir şiirinizle bitirelim. Buyurun. Yine köyüm için yazdığım bir şiirimi okuyayım size. Yunan zulmü görmüş şu yağcıların dağları. Dinlediniz mi hiç yağcıları, koca anaları? Yaşlı gözlerinde şimdi sevinç nidaları. Yağcılar yiğit efeler kurmuş kara gözlüm. Gır bayır demeden incir dikmiş dedeler. Şimdi haylaz geziyor kulağa küpeli gelinler. Mustafa Kemal'i unutur mu hiç 7 yaşındaki veletler? Köyümüze yiğit efeler kurmuş kara gözlüm. İbret al akılı para diye saklarsın. Gün gelir düşmanına akıl diye satarsın. İlim öğren cahilsen sen de bir gün olur ağlarsın. Akıllı efeler, yağcılardır, kara gözlüm diye köyüme yazdığım şiirimi sizlere arz ediyorum. Çok teşekkür ederiz, evet. Katkı sağladığınız için. Ben de saygılar sunarım. Köyümüze hoş geldiniz. Selam abla. Şimdi de senin evinin avlusunda izleyelim. Hoş ya geldiniz. Da balkonunda izleyelim. Sağ ol, teşekkür ederim. Önce seni bir tanıyalım. Ben 1952 doğumlu. 4 kardeşi olan bir kadındım. Kardeşlerim bebekken 2 tanesi öldü. Bir tek kardeşim var. 2 kardeş kaldık. Annem babam öldüler. Evet. Allah sabırlık versin. Amin. Evlisin. Kaç tane çocuğun var? Abi neler yapıyor? Abinin ilk işi fakirlikten yetiştik. Odun satıyordu. Evet. Odun da 5 lira. Küçük parayla. Evet. Onunla ihtiyaçlarımızı görüyorduk. Ondan sonra 3 tane çocuğumuz oldu. Çocuklarım birini evlendirdim. Arkasından ikincisini askere gönderdim. Üçüncüsünü oku diyordum. Okuyken yurt dışından bir kız geldi. Oğlum boylu poslu, yakışıklı. Evet. Beğendiler. Polis okulunu kayıtlıydı. Polis okulunu bile göndermediler. Aldılar, yurt dışına çıkardılar oğluma. Evet. Orada 2 tane çocuğu oldu. Torunumun biri doktor çıktı. Biri de anaokulu öğretmeni. Oğlum da dıştan okumayla fabrika yardımcı oldu. Kendi imkanlarını da kattı içine. Oğlum da makine mühendisi oldu. Çok güzel. Alüminyum fabrikasında çalışıyor orada. Evet. Gelinim de sağlıkçı. Hastanenin röntgen bölümünde çalışıyor. Evet. Peki Selam abla, şunu soracağım sana. Şimdi oğlum çok yakışıklı, boyu poslu dedin. Evet. Ya o dönemlerde de çok mutlu olmadın tabii oğlunun gidişinden. Çok doğru ağladım. Mu? Çok ağladım. Evet. Ayrılık acı. Acı değil mi? Ama şimdi tabii gelin, torunlar falan artık tabii, geçmişte kaldı öyle geçmişte şeyler. Geçmişte kaldı. Şimdi, yavaş yavaş alışmaya başladık. Şimdi bile gözlerin doldu. En son ne zaman gördün oğlunu? 2017'de. 2017'de. Her sene gelemiyorlar. Gelmiyor. Büyük torunumu, doktor olana 8 yaşına kadar hiç görmedim. Evet. Küçüğü 3 yaşında. Evet. Babaanne, biz seni tanıyoruz fotoğraflarından.
Sen gözlük kullanmıyordun diyorlar. Evet. Sevim abla, şöyle bir şey de soracağım sana. Çocukluğun burada geçti. Bir çocukluğuna dönelim. Neler yapıyordun burada? Çocukluğum fakirdik. Evet. Çaputtan, yün artıklarından top yapıyorduk. Öyle oynuyordunuz. Onunla oynuyordum. Kiremidin içinde ot topluyordum, yiyecek otlardan. Annemden babamdan gizli gizli biraz yağ alıyordum. Şeyde yolun kenarlarında o otlardan kavuruyordum. Okuldan gelen çocukları yediriyordum. Evet. O gelenek bende hala sürüyor. Şimdi burada yemek yaparken evet, buradan yoldan geçene çağırıyor, yediriyor. Allah razı olsun. Kokusunu kaldın sağlığın diye. Allah razı olsun. Su veriyorsun, soğuk su. Evet. Evet. Herkes yardımcı olmayı seviyor. Evet. Peki abla, çocuklu okula gittin mi? Gittim. Kaça kadar? Beşe kadar gittim. Beşe kadar gittim, tamam. Şimdi abiyle tabii nasıl evlendiğinde soracağım sana. Aşık mı oldunuz, görücü usulü mü? Bir de orayı konuşalım mı? İlkokulu gidiyorsun. Evet. Köyün güzel kızlarından biriydim. Hala ailesin maşallah. Şey, eşim akrabamız. Evet. Annelerimiz, ikimizin annesi, kuzen. Gelip gidiyorduk da, yakında evlenmiş. Beğendiler, açıktı kalıpladım. Beğendiler, söylediler. O da nasip hocaymış, oldu. Ama 14 yaşında evlendim. Evet. 16 yaşında anne oldum. Küçük. 24 yaşında da 3 tane çocuğum oldu. O ara bir mide ağrısı buldum, rahatsızlandım. Hı. Hala o rahatsızlığım sürüyor. Allah'a şükür, Allah bugünümü aratmasın. Yatar hasta değilim de. Biraz rahatsızlığım oluyor arada. Biraz rahatsızlığım var diyorsun. Var. Peki abla, şu an tabii evinin, dediğim gibi, siz avlu mu diyorsunuz, teras mı diyorsunuz, çok güzel bir alanındayız. Heh. Bir de evinin o terasında küçük bir ocak kısmı yapmışsın. Evet. Orada evin içinde de var tabii ama orada özellikle başka bir şeyler yapmak için mi bir ocak yeri yapmışsın orada? Mangal yapıyoruz. Evet. Kelli yapıyoruz. Kurbanlı kavurma yapıyoruz. Evet. O şey gibi mısırı haşlıyorsun. Fasulye yemeği gibi geç pişecek şeyler orada yapıyorum. Evet. Bir de Senem Sarı dedikleri zaman bu köyde Atatürkçü başka bir kadın biz tanımayız, bu kadar yürekten seven dediler. Doğru. Atatürk'e olan çok büyük sevgin ve saygınla da anılıyorsun. Onunla ilgili duygularını da anlatmak ister misin? İsterim. Atatürk sevgisinden büyüdük. Atatürk şiirleri okuduk. Atatürk'ün bizim düşmanlardan koruduğuna, düşman yurdumuzdan kovduğuna, öğretmenlerim kitaplardan öğrendim. O Atatürk aşkı benim içimde. Vatan aşkı, bayrak aşkı. Hayır. İnsanları da çok seviyorum. Yardımcı olmayı çok seviyorum. Çok güzel. Peki abla, bir şiir okumak ister misin ya da bir türkü ya da ne istersen? Şiir bir çok değil de hemen bir dörtlük herhalde hatırımda kalan. Tamam. 1920'de Atabaş'a geçmişti. Açıldı Ankara'da Büyük Millet Meclisi. Hatırımda kalan bu kadar. Çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Söylemek istediğin bir şey var mı? Abla, eklemek istediğin bir şey var mı? Çanakkale Marşı'nı söyleyebilir miyim? Söyle tabii ki. Çanakkale içinde aynalı çarşı, anneden gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir dolu testi, çantamın kayışı boynuma kesti. Of geçti. Ay canım benim. İşte vatan aşkı, Atatürk aşkı. Yüreğine sağlık. Atalarım kanından kazandım ilk Türkiye. Evet. Evet. Çanakkale içinde mermerden direk, Çanakkale içinde mermerden direk,
anne ben gidiyorum, dayanmaz yürek. Of gençliğim eyvah. Devam edemeyeceğim. Hepsini biliyorum da devam edemeyeceğim. Ablacığım çok teşekkürler. Senin yüreğine, senin gönlüne, vatan aşkına, bayrak aşkına, Atatürk aşkına çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Bu bile bizi de duygulandırdı. Katkı sağladığın için belgeselimize çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim. Buraya da geldiniz, beni dinlediğiniz için. İsmim, soyadım Halime Öztürk. Kaç yaşındasın abla? 73. 73 yaşındasın. Peki abi hayatta? Hayatta. Tamam. Kaç tane çocuğun var? 4. 4 tane çocuğun var. Çocukların yanında mı? Çocuklarım yanımda bir oğlan var. İşte o emekli oldu. Öğretmendi. Hı hı. Öbürsünde ayrı ayrı duruyorlar. Tamam. Uzak yerdeler diyorsun. Biri Tire'de, biri İstanbul'da. Tamam. Ya İstanbul değil, Ankara'ya göçtüler. Peki Halime abla, çocukluğunda okula gittin mi? Gittim. Arkadaşlarla ne oynuyordunuz? Bir anlatsana. Dakışmeci oynuyorduk. Saklanmacı oynuyorduk. Evet. Ne aradın? Her türlü oyun biliyorduk. Evet. Kaça kadar okudun? Ben 5. sınıf kadar okudum. 5. sınıfa kadar. Sonra evlendirildin mi yoksa nasıl oldu? Çok okumak istiyordum. Benim abim bu köyün ilk öğretmeniydi. Evet. Beni 1. sınıftan kattı, 5. sınıf kadar okudu. Ondan sonra gitti. Evet. Beydan'a gitti. Ben okuyamadım. Küçük mendiraz vardı, çok geliyordu. Ödemişti. Şimdiki gibi kalacak yerler yoktu. Evet. Okuyamadım. 15 yaşında gelin oldum. 15 yaşında gelin oldun. Görücü usulüyle mi evlendin? Köyün insanıydı. Ki, evet. Bizim gelin onlardan. Tamam. Kalabalık bir aileydik. Hı-hı. İşte öyle. Peki Halime abla, şimdiki aklın olsa evlenir miydin, okur muydun? Yok, o zaman aklım da okumaktı zaten. Evet. Hiç evlenir miydim? Evet. Elim, babam çok beni okudu. Düşündü ama kız kısmı dedi ki bu cekiye yok dedi. Halime abla peki sen evde zaman nasıl geçiriyorsun burada? Ben mi? Ben nasıl geçiriyorum? Ben zaten biraz zor yürüyorum. Ameliyat deyin belimden, ayağımdan ameliyat deyin. Çok yoruluyorum, kalbim yoruluyor. Bir koğuş evine giden gelin desem az kendim bir hastayım. Yürüyemiyorsun. Ha, ilaç kullanıyorum devamlı zaten. İşte o yüzden bu ipek böcesini tuttuk. Ha evet gördük şimdi birazdan da çekeceğiz zaten. Eskiden de ipek böcekçiliği yapıyormuşsun öyle mi? Ya ben onu artık işte olarak yapıyordum. Evet. Dudağaçlar vardı mutu gitmesin diyordum. Biz tütün yapıyorduk, pamuk yapıyorduk, karpuz. Evet. Yani her elimiz ne gelse incir topluyorduk, zeytin topluyorduk kış geldi zaman. İreşberlik yapıyorduk. Evet. Çalışıyorduk. Şimdi canın sıkılmasın diye. Ha, köyün insanları böyle evde kalmıyorduk. Sabah hayvanlarımıza bakıp gidiyorduk, çapı yapıyorduk. Akşam geliyorduk, tavuklarımız oluyordu. Evet. İşte öyle, ineklerimiz vardı. Hı hı. Tabii burası doğal bir yer olduğu için biz sohbet ederken de bir taraftan horozlar birbiriyle atışıyor gibiler. Değil mi? Onların sesi de ekrana yansıyordur muhakkak. Onu da belirtmek isterim. Peki onları ne yapacaksın topladıktan sonra?
Onları satacaksın. Kime satıyorsun? Ne bileyim, bunun bir alıcısı oluyor herhalde. Tohum verenle alıyor. Evet. Tohumu vedat veriyorlar, onunla alıyor. Alıyorlar. Tamam, ben yapayım da diyorsun, birileri alır muhakkak mı diyorsun? Eyvallah. Tamam. Benim de torunlarım okuyor. Evet. İşte ben de onlara yardım edeceğim. Tamam. Eve de bir katkı olsun diyorsun. Allah helal olsun Halime abla. Evet, köyümüzün en gençlerinden biri. Hatta tek genç gibi duruyorsun bizim şimdiye kadar gördüklerimiz evet, içinde. Evet, köyde gencimiz var ama köyde bir ben annem varım. Şu anda. Yaşta. Barış, seni tanıyalım önce. Benim adım Barış, soyadım Tı. Bu Yağcılar Köyü'nde ikamet etmekteyim. Geçimimi buradan hayvancılık üzerine sağlıyoruz. Ailemle yaşıyorum. O evet. Şekilde. Barış, okudun. Okudum, evet. Lise bitti, üniversite mi? Üniversite tutmadı, liseye kadar okudum. Evet. Ondan sonra çalışmaya başladı, işte ailemin yanında burada çalışmaya başladık. Tamam. Hep anlatıyoruz aslında Beydan bütün köyleri hemen hemen öyle, evet. Ama Yağcılar'da da bir insanların samimiyeti ve sıcaklığı var. Evet. Teşekkür ederim. Gün boyu da sen bize eşlik ediyorsun. Rica ederim. Peki sen hayvancılık haricinde burada zaman nasıl geçiriyorsun? Burada tarla bahçe işleri var. Hani ekim dikim, incirlik olsun, zeytin olsun. Sezondan sezona biri bitiyor, biri başlıyor. O şekilde insan boş kalmıyor yani, köyde illaki bir iş oluyor. Evet. O şekilde. Akşamları ne yapıyorsunuz mesela? Akşamları köydeyiz, birer çay içiyoruz kahvede anca. Ondan sonra eve, yine sabah işe. Düzen böyle. Tamam. Kız arkadaşın var mı Barış? Var. Buradan mı? Yok, buradan değil. Buradan değil. Ama Beyda'da, yine köyümüzden olur. Beyda'dan. Bu sulardan, evet. Tamam, çok güzel. Peki bu kadar işin arasında kız arkadaşına zaman ayırabiliyor musun? Anlaşıyoruz yani, birbirimize böyle sık değil de anlayış göstererek anlaşıyoruz yine, tamam. Konuşuyoruz. Yeri geliyor oturuyoruz, evet. Seni seyredecek biliyorsun. Biliyorum. Onu sevdiğimi de söylüyorum buradan. Aa, harika, çok güzel. Adını sormuyorum ki, ne olur ne olmaz anne babası duyarsa olsun diye. Evet. Tamam, peki Barış'cığım, Yağcılar Köyü'nde bahsettim az önce, evet. Hemen hemen hepiniz öyle bize çok büyük ilgiyle de karşıladınız. Yine her köyde olduğu gibi yine bize masalar kuruldu. Peki ileride de burada mı yaşamak istiyorsun? İleride burada güzel aslında, burada yaşamayı herkes ister. Hani ben de bu köyün çocuğuyum, burada olmak isterim yani. Ne bileyim, babamdan kalanların devamını getirip devam etmek isterim yani.